Önünde güzel bir futbol da sergiledik ama berabere olan bir maç. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Şimdi maçtan önce tabii maçın çok zorlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü rakibimizle durumumuz hemen hemen aynı. Onlar da alttan kurtulmak için çok ciddi bir transfer politikası ortaya koydular ve takımlarına 15-16 tane maliyeti yüksek oyuncular kattılar. Sonuçta burada tepki vermek için mücadeleyi sonuna kadar yapacaklarını tahmin ediyorum. Tabii o tarafta bizim yani düşündüğümüzde sahaya biraz uygulamada özellikle top bizdeyken sıkıntı yaşadık. Rakip de savunma anlayışını çok adamla yaptığı için geçişleri ve yön değiştirmelerde bize ağır kaldığımızdan dolayı oyunun ofansif yönünü iyi oynayamadık belki ama baskılı oynadığımız dakikalarda kontra yediğimiz golle de 1-0 geriye düşüp ondan sonra takımın cevap vermesi, ondan sonra iki şutumuzun direkten dönmesi, son dakikada kaçırdığımız mutlak gol bizim için de takımımız için de iyi bir gelişim olarak adlandırıyorum. Çocuklar iyi mücadele etti. Bu zor maçın, grubun en zor maçının sıkıntılarını da böyle olacağını biliyorduk. Fakat yani yenilmemiz çok rahatlatırdı. Yenilmememiz de önemliydi. Aradaki puan farkını korumakla beraber bundan sonraki maçlarımıza artık hazırlanacağız ama Nazilli takımı da bu lige ağırlığını koyması için çok yatırım yaptığını biliyoruz. Bizim de transferlerimizin işte ilk maçı adaptasyon sorunumuz da olduğunu düşünüyorum. Çocuklar ilerleyen haftalarda daha da iyi performans sergileyecekler inşallah. Yenemiyorsak yenilmememiz de önemliydi. O yüzden de takımın bu konuda verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Hocam transfer konusunda da merak edilen sorular var. Şu anda 4 transfer yapıldı. Transfer yapılacak mı? Bunu da öğrenelim isterseniz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu sezon anormal bir parasal durum var. Yani 3 ayda da oyuncular 400-500 lira gibi taleplerde bulunuyor. İkincisi ben transfer için transfer yapan bir teknik adam değilim. Bizim bu konuyla ilgili bir gelişimimiz var ama maalesef mesafe kat edemiyoruz biz. Getirdiğimiz arkadaşlar da kamuoyu gördü. Onlar da çok ciddi fedakarlık yaptı. Hepsine de burada teşekkür ediyorum. Daha ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını kesinlikle düşünüyorum ama şu anda hem düşündüğümüz oyuncuların maliyet konusu hem de sıradan oyuncuların da bu konudaki istedikleri paraları düşününce yani takımımın içinden bu sorunları çözmek için çalışan bir teknik adamım. O yüzden de kamuoyuna ve taraftarımıza, camiamıza da ifade etmek isterim ki transfer yapmak için transfer yapan bir teknik adam değilim. Evet, teşekkür ederiz. Hocam, sağ bekte problemimiz var mı? Servay sanki tam kapatamıyor gibi geldi bana da. Aslında Serba iyi oynadı bak. Şöyle söyleyeyim ama rakibin ön taraftaki oynayan oyuncuları, savunma arkası koşulları ve zorlayan oyuncular dikkat ederseniz. O bölgede de merkez santraforları olmadığı için merkezdeki oyuncu da o tarafa kayıp Serba'yı zorladıkları dakikalar oldu. Ama Serba'yı yorulana kadar iyi oynadığını düşünüyorum. Yorulduktan sonra bazı hatalarımız olmuş olabilir ama bunu da futbolun içinde doğasında var. Sonuçta biz orada Ramiz diye kardeşimizi de aldık. Sonuçta Serbay'dır, Ramiz'dir. Hangisi iyisi oynar? Biz bunu telafi ederiz diye düşünüyorum. Ya hocam dediklerine katılıyorum zaten. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hem ikinci yarının ilk maçı hem fikstüre baktığımızda da puan durumuna baktığımızda da iki takım da aşağılardan kurtulmak istiyor. Onlar da hocamın dediği gibi transferler yaptılar. Yani maçın zaten zor olacağını biliyorduk ama yani takım arkadaşlarımla konuştuğumuzda artık ikinci yarı biz yani yenemiyorsak da yani yenilmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün gerçekten iki takım da iyi mücadele etti. Rakip takım yani taktiksel olarak da santraforsuz oynadılar zaten. Hepsi kanat ve orta sahaydı. Bilerek burada kontratağı kovaladılar. Zaten yani hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. Yani kör top attı bir tane gol oldu. Kalemize gelmediler daha başka. Ama sonunda geri dönüşü yapabildik. Son dakikalar gol kaçırdık. Yani biz artık ikinci yarı kaybetmeden ne kadar devam edebiliyorsak devam edeceğiz. Tabii yeni arkadaşlarımız da var zaman zaman. Onlar uyum sağlayacak, bize katkı yapacaklar. Yani biz bu ligde artık kaybetmeden devam ederek ne kadar puan alabilirsek onu almaya çalışacağız. Yani ben takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes bugün sonuna kadar mücadele etti. Sonradan giren arkadaşlarımız kulübedeki bizler sahada. Elimizden geleni yaptık ama demek ki böyleymiş. Bundan sonraki maçlar da artık bizim için, bizim takımımız için artık yani olduğumuz sıralamadan dolayı içeri dışarı maçımız yok yani. Biz her maça puan almaya çıkacağız bir kere yani. Bütün arkadaşlarım bunun için elinden geleni yapıyor. İnşallah Altay maçından da oradan puan ve puanlarla